Herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosuyla da karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte iPhone ve iPad cihazlarında kullanabileceğimiz bir flash belleği inceleyeceğim. Bildiğiniz üzere iPhone ve iPad cihazlarında dilediğiniz gibi flash belleği bağlayıp cihaza kullanamıyoruz maalesef. Bunun için üretilmiş olan flash bellekler mevcut iPhone ve iPad cihazları için. Buna cihaza taktığımızda istediğimiz gibi dosya ve video aktarımı yapabiliyoruz. Piyasada çok çalışmayan modeli de olduğu için ben 4 GB'lık versiyonunu aldım. Siz isterseniz 8, 16, 32, 64 bu şekilde ilerleyip 256 GB'a kadar kapasitelerim mevcut. Bunlardan satın alabilirsiniz. Satın alma linklerini de aşağıda bırakacağım. Bir de incelemeye geçmeden ürünü kullanırken bir tane uygulamayla kullanıyoruz. Bu uygulamanın da herhangi bir ücreti yok. Kutunun dışarısında zaten uygulamanın ismi yazıyor. Ve flash belleği taktığımızda otomatik olarak o uygulamayı indirme bildirimini zaten bize veriyor. Şuna baktığımızda bu şekilde basit bir kutusu var. Zaten içinde sadece flash bellek olduğu için. Şimdi ürünü çıkartıyorum ve burada bir tane de kullanım kılavuzu yer alıyor. Bunun dışında da indirebileceğiniz bu uygulamanın QR kodu yer alıyor ve ismi yer alıyor. Şimdi flash belleğe baktığımızda dış yapısı metal bir yapıya sahip ve ortası da plastikten oluşuyor. Siyah rengini satın aldım. Az önce iPhone ve iPad cihazları için olduğunu söylemiştim size. Burada baktığımızda bilgisayarda ve şu şekilde açtığımızda micro USB cihazlarında kullanabilmeniz için bir tane ucu bulunuyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Benim işim iPhone ve iPad cihazları için olan Lightning ucunda. Referans cihazım olarak iPhone 6s'i kullanacağım. Siz istediğiniz herhangi bir iPhone ve iPad cihazında kullanabiliyorsunuz. Buradan şimdi telefonuma taktığımda benden bir tane bildirim istiyor, izin istiyor. Buna izin ver diyorum ve direkt olarak uygulamayı açıyor. Eğer uygulama sizde hiç yüklü değilse uygulamayı indirmek için bir bağlantı verecek. Siz bu bağlantıya tıkladığınızda otomatik olarak uygulama inecektir. Şimdi uygulamanın arayüzüne baktığımız zaman albüm bölümü yer alıyor. Yedekler, iPod müzik, ses, kamera, videolar. Bunlar ne diye soracak olursanız hemen açıklayayım size. Albümde fotoğraflarımız yer alıyor. Yedekte de yedeklediğimiz bilgiler yer alıyor flash belleğin içine. iPod müzikte de bu şekilde direkt olarak iPhone'unuzun içindeki müzikleri görebiliyorsunuz. Seste de ses kaydı yapabiliyorsunuz. Ses kaydınızı otomatik olarak flash belleğe yükleyebiliyorsunuz. Kamerada istediğiniz herhangi bir fotoğrafı çekip bu fotoğrafı direkt olarak flash belleğin içine yüklüyorsunuz. Videolarda da aynı şekilde çektiğiniz herhangi bir videoyu otomatik olarak flash belleğin içine yükleyebiliyorsunuz. Şimdi benim asıl ihtiyacım olan bu cihazın içine, flash belleğin içine fotoğraf aktarmak, video aktarmak veya flash belleğin içinden video, fotoğraf, telefona aktarmak olacak. Şimdi albüm bölümüne girdim. Buradan cihazımdan fotoğraf seçip flash belleğe aktaracağım. Şimdi klasörün içine girdikten sonra sağ üstte select bölümü var. Select bölümüne tıklıyorum. Burada 3 tane fotoğraf seçeceğim. Ya da şu şekilde 4 tane olsun. Seçtikten sonra sağ üstte select'in yerinde bulunan bitti bölümü var. Bitti bölümüne tıklıyorum. Bize fotoğrafın nereye kaydolacağını soruyor. Ben harici diyorum. Flash belleğimi kaydetmek istiyorum çünkü. Burada sağ üstte bulunan yine paspas bölümü var. Türkçe'ye biraz garip çevirmişler. 4 tane dosyanın kopyalandığını görebiliyoruz. Geri çıkış yapalım. Buradan hariciye giriyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 tane fotoğrafın geldiğini görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz bir de video aktaralım. Buradan yine albüm bölümüne geliyorum. Albüm bölümüne geldikten sonra videolara tıklıyorum. Videolardan yine select'e tıklıyorum. Buradaki videoyu seçiyorum. Bitti diyorum. Harici'yi tıklayıp buradan tekrar paspas diyorum. Bu video 158 MB'lık bir videoydu. Yaklaşık benim yaptığım testlerde 10-15 saniyede aktarılmıştı. Şu anda yine o şekilde. Buradan hemen şu bilgiyi verebilirim. Ürünün okuma ve yazma hızı oldukça iyi, yani tatminkar derecede diyebilirim. Öyle 2 saat bekletmiyor yani bir şeyi aktarırken. Sadece eleştirebileceğim bir konu bu uygulamanın biraz daha iyi olabileceğiydi. Ancak onu da güncelleme ile düzeltirler. Şimdi videoları aktarabildik. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi bir de bu flash bellekten telefona görüntü aktarmayı göstereyim size. Bunun için de flash şuradan harici bölümüne giriyoruz. Harici bölümüne girdikten sonra aktarmak istediğimiz dosyaya tıklıyorum. Atıyorum bu fotoğrafı telefona aktaracağım. Bu aşağıda sağ alt köşede bulunan bölümü tıklıyorum. Buradan da görüntüyü kaydet diyorum.
Burada şöyle bir sıkıntımız mevcut. Bu şekilde dönüyor olarak kalıyor ekranda. Ancak fotoğrafı aktarmış oluyor. Hemen bu şekilde test etmem gerekirse. Bakın fotoğrafın geldiğini görebiliyoruz. Söylemiş olduğum gibi sadece bu dönüyor. Ancak telefona yine aktarıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi ürünün incelemesi bu kadar arkadaşlar. Üründe anlatabileceğim şeyler bu kadar. Eğer ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, kullanmak istediğiniz bir işlev olursa, test etmemi istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bağlantıyı buraya koyarım zaten. Söylemiş olduğum gibi zaten üründe pek anlatılacak bir şey yok. Testlerini gerçekleştireceğim. Ürünü almak istiyorsanız satın alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. iPhone ve iPad cihazlarında çalışması bile zaten bir mucize diyebilirim. Çünkü kullanmak için çok yüksek meblağlarda ücretler ödemeniz gerekiyor. Ancak bu ürün cüzi bir miktarda satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 35-40 lira civarında olması lazımdı AliExpress'te. Ürünün bağlantısını da aşağıya bırakırım. Oradan satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.